Süleyman Demirel, Terşi'de, İzmir'de MHP'ye teslim etmişti. Değişik bölgelerde özellikle ülke ocaklarından ve onların yöneticileri tarafından bindirilmiş kıtalar buraya gönderildi. İnsanların işlerini, ekmeklerini, yaşamlarını tasfiyeye yönelikti. Bize sunulan tercih ekmeğimizdi. Ekmeğimizi nasıl koruyacağız? Direnecektik. Sana bir şey vuruluyorsa, zulmediyorsa elbette sen de o zulme karşı bir şeyler yapmak zorundasın. Dışarıda çömün dediler. Erkekler hasır gibi yattılar. Etrafımız askeriye hepsi. ...78 başında işe giren işçilerin tamamına yakını çıkarttılar. Yargılanması gereken Süleyman Demirel orada. Yargılanması gereken Ticaret Bakanı orada yargılanması gereken. Üretime katkı yapmak, dolayısıyla Türk ekonomisine katkı yapmak amacıyla kurulmuş müesseseler. 1935 yılında üzüm, incir birliği ile kurulmuş. Sonra ürünler geliştikçe tütünün dışında Ege bölgesindeki geleneksel tarım ürünlerinde faaliyet göstermek üzere kurulmuş birlikler. Tarım satış kooperatifleri her ne kadar üretici köylünün veya tarım emekçilerinin örgütü gibi gözükse bile yönetime gelip gidenler, onların formalite icabı yapılan kongreleri dışında özellikle profesyonel çalışan genel müdür ve benzeri kadroları Sanayi Bakanlığı tarafından atandığı için daha çok bağımlılıkları iktidarlarla devam etmektedir. Siyasetçilerle işbirliği içerisinde çalıştıkları için birliklerin yönetim kurulları. Onlar bu sefer karışırlar. Onlar da siyasetçi, siyasi hesapları vardır. Bazıları zaman zaman milletvekili adayı olurlar, milletvekili seçilirler. Yani orada siyasi yatırım yaparlar. Bunlar olur ama bunlar huzur ortamını çok bozmazdı. Bu olay 1. MHP'nin kurulmasıyla gündeme geldi. O zamanki Tarış Genel Müdürü Orhan Davut, eski Adalet Partisi Manisa Milletvekili ve faşistlerin ve MHP'nin önemli kadrolarından olan Aydın Tangel dahil olmak üzere o kadroların tamamı Tarış'te, bütün bölümlerinde, bütün ünitelerinde çok ciddi bir kadrolaşma gerçekleşmiş ve vardı bunların hepsi. Süleyman Demirel burayı patronsuz müesseseleri Terşi'de, İzmir'de MHP'ye teslim etmişti. MHP kadroları hakim olmaya başladılar. Üs haline getirdiler. MC hükümetleri döneminde deplasmanlı işçiler çalıştırıldı. Nedir bu? Yani şimdi İzmir'de mesela Kırıkkale'den, Çankırı'dan, Elazığ'dan, Malatya'dan değişik bölgelerde özellikle ülke ocaklarından ve onların yöneticileri tarafından bindirilmiş kıtalar buraya gönderildi. İşçiyi sindirdiler.
özellikle iplik fabrikası ile üzüm işletmelerini böyle ele geçirdiler. Yani işçiler MİSK üyesi olduğu dönemde militan kadronun hiçbir tanesi elini sıcaktan soğuğa sürmeyen, idari personel konumunda olan bekçibaşı, ustabaşı, puantör konumunda çalışan insanlar ve hiçbirisi üretim sürecinde yok. Ama onun dışında her türlü rezillik de var. Kadın işçilere olmadık aşağılama, tecavüz. Genç kızlara, içeride çalışan MHP'li ülke ocaklarına bağlı insanların taciz ettiklerini, baskı yaptıklarını, baskıyla bazı şeyler yapmaya çalıştıklarını anlatıyorlardı. 1976'da bu olaylar oluyordu. Yani onlar içeride haraç topluyorlardı. Bizim ustaları götürüp başka bir yerde sıkıştırıyorlardı. Usta geliyordu, ağlıyordu. Kardeşim, siz bu parayı vermeseniz beni öldürürler. Kadınlar ne yapsın? Veriyorlardı. ...27 Şubat 1977... Sayın Başbakanımız, İzmir İl Başkanımızın isteği üzerine Tariş İplik Fabrikası bünyesindeki hadiselerin delillerle sabit fecaat hali karşısında durumu zat-ı alilerine arz zarureti hasıl olmuştur. Ülkücü İşçiler Derneği'nin aidat makbuzları karşılığında Adalet Partili işçilerden zorla para toplanmıştır. MHP Genel Merkezi'nden emir verildiği, seçim için para toplanacağı bildirilerek her işçiden 100-200 lira talep olunmuştur, talep olunmaktadır. Vermeyen işçiler işkenceye muhatap tutulmuşlardır. Adalet Partililer zorla partiden istifaya davet olunmaktadır. Bunu yapmayanların cezası işkencedir. Bu da sabittir. Irza tecavüz ile ilgili hususlar tespit edilmiştir. Bu feci hali burada açıkça izahtan utanç duyuyorum. Aynen arz ediyorum. Elif Türkmen. Bana ve arkadaşlarıma burada söyleyemeyeceğim çirkin tekliflerde bulundular. Makine araçlarına sokup sıkıştırmak istediler. Zorla ve para mukabili çirkin tekliflerde bulundular. Fatma Zeybek. Zorla götürmek istediler, gitmedim. Korkumdan 10 gün işe gidemedim. İşi bırakmak istedim, bıraktırmadılar. İsim veriyorum. OBA Başkanı Mehmet Kandilli. Maalesef bunların tamamı doğrudur. Hatta daha ilerisi vardır. Özel işkence odaları meydana getirilmiştir. Bunların, dövülenlerin sesi duyulmasın diye gürültülü yerlerde yapıldığı bize ifade olunmuştur. Bize mensup ya da bize yakın olanlar, idareciler hepsini doğrulamışlardır. Bu zorbaların tamamı Genel Müdür Yardımcısı Aydın Tanyel'in himayesindedir. Onun teşviki ve idaresi altındadır. Derhal ve mutlaka ilk tedbir olarak bu adamın görevden alınması şarttır. Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz. Adalet Partisi İzmir Milletvekili Talat Asal. Bu olaylar olduğu zaman kurulu kapasitenin çok daha altına düşüyor. Üretim düşüyor, huzur ortamı bozuluyor. Birinci ve ikinci MC hükümetleri döneminde orada nasıl silahla talim yapıldığını, eğitim yapıldığını, adeta o fabrikaların birer üretim yerleri değil, birer talim yerleri olduğunu, eğitim kamplarına dönüştürüldüklerini orada bizzat yerinde o kurşunlarla birlikte oralarda gördük, izledik onları. Yani 75, 76, 77'lerde özellikle de Tariş'te beslenen faşistlerin, faşist militanların başta öğrenci kesimine olmak üzere ve greve giden işçilere falan saldırılara söz konusuydu. Yani buradan götürülüyordu bunlar otobüslerle. O demokrat direnişlere, işte efendime söyleyeyim, öğrenci boykotlarına falan fiili olarak müdahale ediyordu bu insanlar. Zaman zaman baskınlar olurdu. Üniversitenin hemen her fakültesi bu baskınları yaşamıştır. Bu saldırılarda yer alanların önemli bir bölümünün Tariş'ten geldiği, Tariş'te işçiymiş gibi göründüğü şeklindeki bilgiler basına hep yansımıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesiyle müfettişliğimi bırakmam ve genel müdür yardımcısı olarak görev almam istendi. 1978 yılı başında Tariş'e ilk işe girenlerden. Tariş'e işe girdikten sonra işte işe girdiğimizde orada daha evvelden işe alınan kişilerin çoğunun çalışmadan iş yerinden maaş aldıklarını, akşamları geldiklerini, hafta sonlarında geldiklerini ya da sadece maaş almaya geldiklerini öğrendik. Tariş'te üretim yapacağız. Huzur ortamını sağlayacağız. Üretim düşüklüğünü gidereceğiz. 1978'in Nisan ayında Tariş üzüm işletmelerine işe başladı. O dönem Birnoğlu üzüm işletmesindeki MHP'liler, ülke ocakları atılmıştı. Gerçek anlamda işçi olanlara dokunulmadı. İktidar değişikliğinden sonra bir bölüm insan kendi kendini tasfiye etti. Gelmeyerek tasfiye ettiler. Ama bir bölüm insan ise mevcut çalışma koşullarını sabote eden, oradaki yerleşik düzeni veyahut da yerleştirmek isteyen, düzene uymak istemeyen veyahut onu sabote etmek isteyen insanlar vardı. Müdürünü, üzüm işletmesi müdürünü ikinci işletmeye sokmadılar. Birnoğlu üzüm işletmesinden yaklaşık 30-35 kişilik bir grupla Mayıs ayının ilk günlerinde Bornova 3 yoldaki İkinoğlu üzüm işletmesine gittik. Mesai bitiminde işçiler kartlarını basıp çıktıktan sonra biz fabrikayı işgal ettik. Bir baktık ki o kurtların, Alparslan Türkeş'in resimlerini falan her tarafta öyle bulduk. Üretimi engellemeyen hiç kimsenin işine son verilmedi. Tariş İplik Fabrikası faşist işgal altındaydı. 14 Nisan'da olaylar başladı. MHP eğilimli insanlarla halktan gelen insanlar arasında çatışmalar başladı. İplik fabrikasında aynı durumla karşı karşıyayız. Yapmadılar, sokmadılar, değiştirtmediler. Yine polisler vasıtasıyla bekçileri değiştirebildik. Ancak öyle elemanlar, yeni tayin ettiğimiz insanlar içeriye girebildiler. Hatta bazıları en son gitmemek için direnmişler. Ben onlardan sonra tabii işe girdim. Gitmemek için direnmişler. Bu dayak yiyen insanlar, dayak yiyen kadınlar... Onları döve döve dışarı atmışlar. Tekstil sendikası yetki aldıktan sonra da burada sağ görüşlü işçi çalışamaz türünden bir yaklaşım göstermedi. Aksine onların tavırları o fabrikada üretimin devam etmesiydi. Disk Gıda İş Sendikası'nı orada yetkili kıldık. Herkes eşit derecede çalışacak, maaşını alacak, siyasi görüşü ne olursa olsun diye uyardık. Bazıları tedirgin oldu, işi bıraktı gittiler. Bazılarını biz 5-6 ay idare ettik. Yani yanımızda çalışmaya başladılar. Çalıştırdık çalışmayanları. Yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon dolara yakın bir artış sağlandı. Yani orada üretim gayet artış gösterdi bizim dönemimizde. Ama tabii dışarıda söylenenler bunlar değildi. Orada kimse çalışmıyor. Yani ben elektrik teknisyeniyim. Bütün fabrikayı dolaşırım. Hiçbir işçi makinesinin başında kaytaran ya da makinesinin başında olmayan bir işçi göremezsiniz. CHP döneminde işe girenlerin bir farkı var. Üretime sahip çıkmaları, fabrikalara sahip çıkmaları, kooperatif olduğu için, halkın malı olduğu için ona saygı duymaları. Bu da devrimci terbiyenin getirdiği bir şey olsa gerek. Tariş'in, işçilerin yemeklerinin cezaevine, ülkücü kesime gittiğini öğrendik. Bunu engelledik. Buna benzer Tariş'te üretim %30, %40 kapasiteyken bizim girmemizle, çoğalmamızla birlikte %70'e, %80'lere hatta sonra daha sonraları bir sene sonra falan %100'e ulaştı. Disk çalışması başladı ve diskin örgütlenmesi gerçekleştirildi ve 78 sonunda toplu sözleşme hakkı elde ettik. Günler öncesinden toplu sözleşme taslakları dağıtıldı. Herkes toplu sözleşme çalışmalarına katıldı. Temsilciler tarafından vardiya herkese anketler şeklinde toplu sözleşme taslakları dağıtıldı. Ne istiyorsunuz? Sosyal haklar anlamda ne istiyorsunuz? Ekonomik haklar anlamda ne istiyorsunuz? Kültürel haklar anlamda ne istiyorsunuz? Ben aklıma gelen birkaç tane söyleyeyim. Bir,
olmazsa olmaz kreş istiyoruz dedi kadın işçiler. 2-1 Mayıs işçi sınıfının resmi tatil olarak, topsüleşmemizde tatil olarak geçmesi ve bu geçti de zaten. Sözleşme yaptık. Sözleşmenin neticesinde de iyi bir ücret ve sosyal haklar aldık bu tarih bünyesinde. Ve hatta bu sözleşme Türkiye genelinde dağıtıldı bizim. Yani ileri bir sözleşmeydi. Haklarımız, işte sosyal haklar vardı. 3 ayda bir verilen, fabrikanın ürettiği ürünlerden kaynaklanan, işte çiçek yağı, zeytinyağı, ne üretiyorsa fabrika onlardan veriliyordu. Ondan sonra ikramiyemiz vardı. Alım gücü, maaşımız bayağı iyiydi. Yani bize yetiyordu, bilmiyorum o çalışma koşullarıyla, başkalarıyla kıyasladığımızda. Hem sosyal haklarımız, hem işçi olarak yaptırımlarımız, haklarımız, hem de geliri iyi olan bir iş yeriydi. Bunun sebebi de tabii hem üretimin iyi olması, hem işçilerin bilinçli olması, hem sözleşme yapılırken işçilerin o sözleşme maddelerine müdahale edebilme haklarının olması, tartışılması. 78'de annem tercihe girdiği zaman yaşım 9'du yanılmıyorsam. Şunu anımsıyorum, annemin tercihte çalıştığı dönem ekonomik anlamda çok iyi bir ekonomimizin olduğunu anımsıyorum. Mutfağımıza mesela etsiz yemek girdiğini anımsamıyorum. Çok iyiydi durumumuz, yani sağlıklı beslenebiliyorduk ve mutluluğumuz falan vardı, huzurluydu. Hatta bir şey de anımsıyorum, yani o dönem betonarme bile yaptık. Tarışın ürünlerinden hepsinden o kadar şey aldık ki, almaya gittiğimizde kamyon kiralamak zorunda kaldık ama onu alan işçilerin önemli bir kısmı kendi evine götürmedi. Mahallesindeki daha yoksun insanlara, yani ne yapacaksın, 5 kilo kolonya aldın, bunu kendi başına tüketmen anlamsız, bilmem 20 kilo yağ aldın, zeytinyağı, bunu komşusuyla da böyle de bir durum oldu. Hem Çiğli'de, hem Çimentepe'de, hem Gültepe'de komşusuyla paylaştı ve ben oradan şöyle bir şey de çıkarıyorum. Yani daha sonra direnişte bu insanlar bizimle birlikte olurken bunların da çok eksik olduğunu düşünüyorum. Yani bu paylaşmanın da çok eksik olduğunu düşünüyorum. Fabrikaya girdiğim dönemlerde 76 yıllarındaki o faşist MC dönemindeki işçiler üzerinde yapılan oyunlardan, insanların baskılardan kurtulduğu bir dönemdi. Yani insanlar çalışmayı öne çıkartan, çalışmayan insanların da fabrikada kolay kolay barınamayacağı bir alan oluşmuştu. Türkiye'nin üretime ihtiyacı vardı. O günleri hatırlayalım. Gerçekten biz özel sektör iplik ürettiği zaman iç piyasaya veriyordu. İç piyasa daha yüksekti. İç piyasa daha yüksekti ama biz hepsini ihraç etmeye çalışıyorduk. Çünkü biz kalp ilacı ithal edemiyor Türkiye. Enerji darboğazı var. Tarış tam kapasite çalışmış olmasına rağmen, tam kapasite çalışıyor, %100 çalışıyor olmasına rağmen ama bazı bu gerek temel gıda maddeleri, özellikle zeytinyağı o zamanlar önemliydi. Tekeller tarafından, sermaye tarafından özel olarak satın alındılar ve stoklandılar ve Türkiye'de adeta bir kara borsa dönemi yaşandı ve o Ecevit hükümeti döneminde de bunlar çok ciddi bir şekilde işlendi. Margarin Türkiye'ye Ünlü Lever'le beraber girmiş. Ünlü Lever margarin üretmiyor. Üretmeyince biz bütün kapasitemizle gayret ediyoruz. Üretmeye gayret ediyoruz ki kuyruk oluşmasın. Efendim kara borsa yok muydu? Evet kara borsa vardı. Kara borsayı yapan da iş değildi. Kara borsayı önlemeye çalışan da iş değildi. Üçüncü Mece iktidarı geldiğinde işte bütün büyük kurumların genel müdürleri değiştirmeye başlandı ve hızla o kurumda çalışan işçi önderleri, sendikacılar, ilerici devrimci işçiler kapı önüne bırakılmaya çalışılıyordu. Tabii diske bağlı sendikaları tasfiye etmek en baştaki amaçlardan biriydi. Ama diske bağlı sendikaları tasfiye etmeden evvel insanların işlerini, ekmeklerini, yaşamlarını tasfiyeye yönelikti. Bunlar Tariş'e hedef seçmişlerdi. Dolayısıyla Tariş'in çalışanlarını hedef seçmişlerdi. Yeni gelen yönetimin, MC yönetiminin derdi
üretim artışı falan gibi bir olayı yoktu. Olayı CHP döneminde işe girenleri oradan temizleyip kendi yandaşlarını içeriye doldurmak. İşte 3. Milliyetçi Cephe Hükümeti kurulduktan sonra zaten bu olaylar başladı. Ve bunun sebebi de tabii oradaki işçilerin değiştirilmesi. Ama nasıl değiştirilecek? Şimdi siz çıkın denemez çünkü toplu sözleşme haklarımız var. Ve bu sözleşme haklarımız ne? İşte iş güvencesi. İş güvencesi ne? İşte yani sen aklına estiği gibi sen çık yarın işe gelme diyemezsin. Bir sebebi olmalı, ne bileyim ben, yüz kızartıcı suç. İşte arka arkaya izinsiz işe gelmeme. İşte işe geç gelme. Verimi düşürme. Bunlardan 17'ye 2. maddeyle çıkarılabiliyorsun. E bunlar yok. O kadar insanı nasıl çıkaracaksın? Bir gerekçe lazım. O gerekçede ne olacak? Hedef göstereceksin. Ya da ne bileyim ben onların anarşist terörist olduğunu söyleyeceksin. İplik fabrikası iplik üretmese de olur. Anlayış bu idi. Bu anlayışla hareket ettiler. Nasıl biz bize direnmelerine rağmen üretime ihtiyacımız olduğu için büyük olaylar yaşatmadıysak biz panzer sokmayı düşünmedik iplik fabrikasına. Biz iplik fabrikasında efendim binlerce işçiyi stadyuma doldurmayı düşünmedik, doldurtmayı düşünmedik. Biz üretimi düşündük. Hangi partiden olursa olsun biz üretimi arttırmayı düşündük. Genel müdür, genel müdür yardımcıları değiştikten sonra idari personeli de tamamen değiştirmişlerdi. Ondan sonraki ilk hedefte incir, üzüm, pamuk, zeytinyağı bu işletmelerdeki işçileri atıp eski kadroyu yeniden işe almaktı. Gözdağı vermek için her fabrikadan birer ikişer kişiyi hiç suçsuz yere attılar. O 17. maddeye tabi tutarak gayeleri sindirme politikasıydı ve olayları kışkırttılar. Sürekli Tarış merkezinde Ege bölgesinin çeşitli ilçelerinden, ülke ocaklarından ve Adalet Parti gençlik kollarından adam toplandığı haberini alıyorduk. Zaman zaman polisi fabrikanın içine sokuyorlardı arama bahanesiyle. İşçileri tahrik ediyorlardı. Tarış'ta yaşanan bu işte MHP'lilerin işe alınması ya da AP'lilerin işe alınması eylemlerinin protesto için üniversite gençliği de protesto eylemlerine başladı. Polis bu protesto eylemine müdahale etmişti. Polisler o anda eylemi kırmak isteyen polisler üzerimize ateş ettiler ve insanlar kaçmaya başladı. Birçok arkadaşımız yaralandı. Epeyce zor bir süreçti. Polisin işte Edebiyat Fakültesindeki öğrencileri, hatta işte gazetede çıkan resimlerden hatırlıyorum, işte yerde yatan öğrencilerin işte tekmelenmesi, hatta hamile bir öğretim görevlisinin işte sürüklenerek götürüldüğünün ertesi gün gazetelerde görmüştük. Biz Tarış'taki işçiler bir araya geldik. Tartışmaya başladık, ne yapacağız diye. Bir eylem birliği oluşturduk. Derimci Eylem Birliği. Derimci Eylem Birliği bir bildiri yayınladı. Bildiri kısaca şuydu, yani MC hükümeti kurulacak ve bunun ilk saldırılarından birisi Tarış olacaktır. Bunu biz faşizmin saldırısı olarak alıyoruz ve bu saldırıya karşı anladıkları dilden yanıt vereceğimizi halkımıza ve kamuoyuna duyuruyoruz ve duyarlı olmasını istiyoruz şeklinde. Bize sunulan tercih ekmeğimizdi. Ekmeğimizi nasıl koruyacağız? Yani ya gideceğiz, o zaman diyeceğiz ki biz geldik MİSK sendikası, bizi de kaydedin, ya da direnecektik. Direnmek o gün yapılacak en doğru olaydı. Direnişler başladı. Dört bir taraftan yayılmaya başladı. Pamuk yağından, üzümden, iplik fabrikasından, pamuk depolamadan bütün fabrikalarda bu eylem ve etkinlikler başladı. Fabrikalarda yatıp kalkıyoruz. Hiç kimse bir şey söylemeden baktım bizim arkadaşlar kaynak makinelerini getirmişler. Kapıları kaynakladılar. Sadece bir işçinin girip çıkacağı kadar bir yer kalmıştı. O gün başlayan direniş 9 gün sürdü. Yine Çankırı veya da Kırıkkale tarafından getirilen 20 tane güvenlik görevlisinin genel müdürlük tarafından işe alındığını duyduk. Pamukya kombinasının önünde demir kapıları çektik ve orada bu 20 gelen güvenlik görevlisini asla ve hiçbir koşulda fabrikaya almayacağımızı orada belirttik.
tamir bakım yapılacağını, bizlerin izine çıkarılacağını öğrendiğimiz anda insanlar ekmeklerine, işlerine sahip çıkmak istedi. O yüzden kapıları kapattı, iş yerimizi terk etmeyeceğiz, burası bizim ekmek kapımız diyerek fabrikaya sahip çıktılar. 9 gün tüm fabrika içerideydi. Kapılar kapatılınca bu sefer emniyet güçlerini gönderdiler. Polis geldi. Polis sardı. 1500'e üzerinde bir işçi direndi. Hiç kimse şeyini bırakmadı. Ve buna polis giremedi. O zamanki Polbir'le birlikte, ülke ocakları birlikte bu işi tezgah aldılar. Zeytinyağı işletmeden en son çıkan 44 kişiydik biz. Binanın 3. katına kadar kaçabildik. Polis oraya direnç kırmaya falan değil, tamamen kafa kırmaya geldi. Kafa kopartmaya geldi. 9 gün sonra etrafımızı tüm askeriye sardı. Ve işçi arkadaşlarımızdan şey ettiğimizde askeriye pek işçi askere direnmedi. Asker kimseye dokunmayacağını ve iş yerinin terk edilmesini söylendi. Ancak öylelikle iş yeri iş oldu. Üzüm işletmesinin duvarını delerek içeri giren panzerler bir iki saat sonra da bizim alkol fabrikasına, halbuki o güne kadar hiçbir olay, hiçbir sürtüşme, hiçbir işçi arasında tartışma, işçi işveren ilişkisinde bir bozulma hiçbir şey olmadığı halde polis durup dururken bizim de aynı şekilde kapıları kırarak alkol fabrikasına girdi, arama yaptı, hiçbir şey bulamadan çıktı gitti. Özellikle yaptılar, bunu İplik'te de yaptı panzer girdiğinde. Bazı makineleri, alet edevatları ve ihracat işlemi bitmiş yurt dışına gidecek üzüm paketlerini parçaladı. Belki o dönemki Yeni Asır gazetesi de gene işte aynı tablo, alet edevatlara zarar verdiler, makineleri parçaladılar diye suçlamayı bize atıp, oradaki direnişçi işçilere atıp bunu yaptı. Yeni Asır gazetesi, mahalli gazete, daha İzmir'de en çok satılan gazete. Bu gazete yalan yanlış üst yönetimin beyanlarını, yalan yanlış beyanlarını kamuoyuna yansıtıp işçilerin haklı ve gerçekçi haberlerine yer vermiyordu. Nöbette şey gidip geliyoruz ama asla hiçbir koşulda üretim devam ediyor ve biz hiçbir şekilde fabrikayı terk etmedik bu süre içerisinde. Sonra gazete ilanına fabrikayı kapattıklarını ilan ettiler. İdare Yeni Asır gazetesinde yaklaşık üzüm işletmeleri için 157 veya 158 kişilik bir liste yayınladı. Bazı fabrikalarda hiç olay olmadığı halde neden böyle bir karar aldınız diye üst yöneticilerle görüşmek istedik. Bizi görüştürmediler, görüşme kabul etmediler. İşten atılan arkadaşlarımız bölgeyi kesinlikle terk etmediler. Alsancak bölgesindeki kahvelerde kaldılar. Dışarıdan fabrikaları savunmaya, sokağa tutmaya çalıştık. Büyük bir faşist grup işe alınmak üzere gelmişti. Bayağı da hazırlıklılardı, donanmışlardı ama işçinin ilk defa böyle işine, ekmeğine sahip çıktığını gördüm. Karşı kaldırımdan işçilerin üzerine taş yağmuru atıyorlar işçileri ve 20-30 tane kadınımız, işçi kadın yaralanıyor. Polis o taş atanları yakalayacağı yerde, adamlar karşıda slogan atıyorlar Sümerbank'ın bahçesinde. Taş atanlar orada slogan atıp bağırırken yaralı kadınları copluyor. Kadın işçiler, o genç kızlar taşla sopayla o gelen 35-40 kişilik grubu kafalarını gözlerini parçalayarak o dönemki garaja kadar püskürttüler. Bir sabah erken o zamanki adı Türkiye İşçi Köylü Partisi, yani aydınlıkçılar minibüsleriyle erkenden geliyorlar. İşçinin en zayıf tarafıydı. Direniş bitti, herkes işinin başına dönsün diye seslendiler. Ve dışarıdaki direnişi de onlar bitirdi. İçerideki direnişi polis bitirmişti, dışarıdaki direnişi aydınlıkçılar bitirdiler. 22 Ocak günüydü. Arama bahanesiyle polis fabrikamıza saldırdı. İşgal etti, işgal etmek istedi. Puantörlüğe girdim, o ara polisler de geldiler. Bir arkadaşımız oradan, ne işiniz var burada dedi.
Polislerden bir tanesi dedi ki, zannederim yetkili biriydi, şimdi tam hatırlamıyorum ve artık bir komiser herhalde. Arama yapacağız dedi, silah araması yapacağız. Arama emriniz var mı derken bir hengame diyelim koptu. Artık polisler cop çekip orada artık önüne kim gelirse vurmaya başladı. Polisin tavrı gerçekten çok acımasızdı. Yani işçilerin ne istediklerini, ne yapmak istediklerini, niçin orada olduklarından değil, onlara bir düşman gören bir tavır içerisindeydi. Gerek bayanların soyunma odasında, gerek bayların soyunma, erkeklerin soyunma odasında yakaladıklarını copladılar. Ve bu insanları yarı çıplak sürükleyerek götürdüler. Operasyonu polis ve asker birlikte yapıyorlardı. Ve bu İşçileri üzerine saldırının o kadarı gerçekten çok acımasız ve kadın çığlıklarını, her şeyin birbirine karıştığı yerde o dönemde operasyonu yürüten yüzbaşı komutanına ben bu vahşete taraf olamam deyip askerlerini geri çekti. Aşağı yukarı bu olay bir saat falan sürdü. Bir saatten fazla sürdü. Polisler giremeyince bunun arkasından geri çekilmek zorunda kaldı. Giren polisler de geri çekilmek zorunda kaldı. Şarteli indirdik ve bütün bir tarih işçileri olarak, iplik fabrikası işçileri olarak direnişe başladık. Polis içeri giremedi ve dışarıdan şunu söylediler. Tamam, içeri girmeyeceğiz, operasyonu durduruyoruz. En azından aradığımıza dair bir tutanak tutmak için içeri gezmek istiyoruz yani, dediler. İki sıra böyle işçiler kol kola girdi karşılıklı. Bir koridor oluşturduk biz. Ve çağırdık önce müdürü. Dedik ki gelsinler. Bu koridordan geçecekler ama. Başka yer yok. Adamlar kabul etmişler. Başta emniyet müdürü olmak üzere yaklaşık 25-30 tane polis girdiler o koridora. O koridordan gene işçilerin belirlediği bir kapıdan çıktılar gittiler. Birinci direniş, o polisin saldırısı böyle başladı, böyle bitti. İşçiler vardiya olayını ortadan kaldırıp herkes fabrikada çalışmaya başladı ve fabrikayı boşaltmama kararı aldık. 20 gün falan biz fabrikada kaldık. İşgal aldık. Yani işgal ettik fabrikayı, kaldık. Sonuç itibariyle tabii bizim kontrolümüz dışında başladı iplik fabrikasında. 6 Şubat'ta genel müdürlük genel bir bildiri yayınlıyor. Makinaların revizyondan geçirileceğini, yıllık bakımın yapılacağını. Fabrikalardaki bakım genel revizyon 2-3 ay önce yapılmıştı. Akabinde gazetelerde işçi çıkarmaları başladı. Benim hatırladığım, yanlış hatırlamıyorsam 253 işçinin gazete ilanıyla çıkışı verildi. Ve beraberinde dediğim gibi servisler kesildi. Amaçları belliydi. Fabrikayı revizyon yapacağız deyip boşaltmak ve orasını işgal etmekti. Amaç buydu. 252 işin zaten iş hakkını feshetmesi neticesinde bu direniş başlamıştı. Gazete ilanıyla atılan işçilerin geri alınması ya da o kararın geçersiz sayılmasını talep eden ve başka da bir talebimiz yoktu. Bu ara biz fabrikada kendimize göre tedbirler almıştık. İşte kapıları kaynak yaptık. Barikatlar kurduk fabrikanın içine. Tarış iplik işletmeleri bir bölge olarak da daha çok düzen muhalefi insanların oturduğu, işçilerin oturduğu, gecekondu halkın oturduğu bölgenin içinde kalıyordu. Yoksulluk alabildiğine fazlaydı. Tek göz odalarda yaşıyorlardı. O tek göz odada piknik tüpün üstünde, işte küçük bir tencerenin içinde az bir malzemeyle yemek yapılıyor. O yemeği 10 kişi paylaşıyor. İnsanların ev yapmasına yardımcı oldu. Gecekondu yapmasına yardımcı oldu. İki arkadaşın evini yaptık, gittik, gece gündüz çalıştık. Bu yaptığımız evlerin oluşturulan yerlerde insanların kanalizasyon sorununu çözmeye çalıştık. Su sorununu çözmeye çalıştık. Bunu da nasıl yapabiliriz diye düşündük. Belediyenin garajından gittik, bir tane kepçeyi aldık, geldik. Kanalizasyonunu kazdık, borularını döşedik. Belediyeye gitmezdi insanlar. En azından bizim ilişkide olduğumuz insanlar. Bir sorun varsa biz çözerdik. Kavga ederlerdi, polise gitmezlerdi. İplik fabrikasından 200-250 kadar işçinin de çalıştığı bir semt, yerleşim yeri.
Dolayısıyla Tarış'a yönelik saldırı doğrudan Çimentepe'ye de yönelikti. Bu çok net biçimde zaten mahalle sakinleri tarafından algılanmıştı. Komşusu Tarış işçisinin komşusu neden Tarış'taki eyleme sahip çıktı? Onun da ekmeği, bir parça ekmeği onun da gidecekti. Karnının doyduğu yerde onun da bir boşluğu olacaktı. Bu nedenle Tarış'taki direnişe koştular, onunla bütünleştiler, oraya destek verdiler. Lise öğrencisiydim. Yakınlarımız o fabrikalarda çalışıyordu. Bu olaylar, saldırıları duyduğumuz zaman biz gruplar halinde lise öğrencileri gidip o fabrikaların önünde akrabalarımızın, tanıdıklarımızın çalıştığı fabrikalarda gittik, nöbetler tuttuk onlarla beraber. Bildiri dağıttık. Yiyecek götürdük, su götürdük. 22 Ocak'ta Tarış'ta başlatılan operasyon, Tarış'ı faşistleştirme çabaları Çimentepe halkında hemen yankı buldu. Ve onu desteklemek, oradaki saldırıyı püskürtmek için Çimentepe halkı sokaklara döküldü. Ve bu saldırının Çimentepe halkı üzerine de geleceği düşüncesiyle barikatlar oluşturuldu. Halkla geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. Kahvenin önünde, bir kahve var o kahvenin önünde. Burada insanlar şey önerdiler, halktan barikat kuralım önerisi geldi. Çiğli'ye çıkan 3 tane ana yol vardı, araçların çıkabileceği araba yolu. Bu yolları kapatalım dedi. Barikatları yaparken işte taş bulmak gerekiyordu. Mesela bizim bakkal bir amcamız vardı. Barikatın önündeydi onun evi. 2 tane komşunun duvarlarını, duvarı yıkın dedi. Yıkın bu taşı kullanın dedi. Aynı şey, buna benzer bir şey de yan o merdivenle çıkılan yolda gene bir komşumuz vardı burada oturan. Onlar dediler bizim duvarın taşlarını sökün ama sonra koyarsınız yerine dediler. O şekilde 3 tane barikat yaptık. Bu ara artık polis panzerleri, askeri panzerler ve araçlar saldırmaya başladılar bize. Tabii biz direniyoruz. Direnişimizde özellikle barikatlar şeklinde ağırlıkta. Direniş başladığı zaman İzmir'in bütün değişik yeri, özellikle üniversiteden çok insan geldi, değişik insana destekler geldi. Hemen 22 Ocak'ın ertesinde, 23 Ocak günü üniversite gençliğine bu olaylar anlatılıp buna bir tepki verme, buna karşı çıkma, bu insanların yalnız olmadığını onlara hissettirme anlamında bir eylem yapılması gündeme geldi. Üniversite gençliğinin %80 diyebileceğim bir rakam bu direnişe katıldı. Halk yemek nasıl getirdi biliyor musun? Ben o kaldığım barikatta gece saat 1'de 2'de bakıyordum, yemeği yapmış getiriyorlar. Çay, yemek, halk getiriyordu. Bizim orada olmamız onlara daha bir moral veriyordu. Yanımıza sadece erkekler değil, kadınlar da geliyordu. Başı bağlı annelerimiz, bacılarımız geliyordu. Dolayısıyla buradaki direniş çok ciddi bir biçimde, özellikle Tarış'a gidecek olan polis otolarının Çimentepe'nin hemen yanından da geçmesi nedeniyle engelleyici bir fonksiyonu yerine getiriyordu. Gece sabaha kadar barikat kuruyoruz. Sabahleyin de bu barikatları çekilirken, çünkü saldırıyorlar bize, biz de fabrikanın içine çekiliyoruz. Fabrikanın içine çekilirken barikatlar yakılıyor. Birinci, ikinci, üçüncü, aşağı yukarı 5-6 barikat kuruyoruz. Vatandaşın da tepkisi var polise. Onları da arkadan bastırıyorlar. İki ateş arası diyelim buna. İki arada kalıyor polis, geri çekiliyor. İşte fabrika barikatları ortadan kaldırıyor ama bu ara akşam oluyor. Böyle bir süreç yaşıyoruz. 10 Şubat günü Çiğli'de muazzam bir çatışma oldu. Halkla polis arasında. Fabrikayı kuşatmaya geldiler, halkın direnişiyle karşılaştılar ama çatışma başladı. Cemil Oral o direnişte bizim yanımızdaydı ve yanımdaydı. Karşı taraftan uzun menzilli güvenlik kuvvetleri, polisler ateş ediyorlardı. Cemil Oral o direnişte barikatın arkasında vuruldu. Cemil'in sırtı dönüktü.
Yani sırtı polislere dönüktü. O anda düştüğünü gördüm ben. Uzun süren bu çatışmadan sonra 400 insan gözaltına alındı halktan. Fabrikaya polisin gelmesi için barikat kuran güç düşmüş oldu. 13 Şubat'ı 14 Şubat'a bağlayan gece anonsla ilkildik. Sabah alacakaranlıkta fabrikayı sardılar. Önce anonslar yapıldı megafonlarla. İşte boşaltın, kimseye bir şey yapılmayacak, herkesin hakkı korunacak gibi. Ancak biz bunlara doğrusu işçiler pek inanmadılar. Çünkü o güne kadar olan olayların hiçbir inandırıcılığı ortaya çıkmadı. Sabah 8 sıralarına doğru operasyon başladı. Kapılar tabii ki kaynaklıydı. İçeride barikatlar, kapıların arkasında barikatlar vardı. Zırhlı araçlarla barikatları, o demir kapıları, kaynaklı kapıları kırarak, şey yaparak açtılar. Yani polis saldırıyor, asker saldırıyor. Kapıları kırdılar, bizim kaynak yaptığımız kapıları kırdılar. Tankla kapıları kırdılar ve tankın arkasından jandarma, asker taramaya başladı zaten. İçeri göz yaşartıcı bombalar, otomatik tüfekleriyle yani hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladılar. Ve biz de içeriden elimizden ne varsa karşı koymaya, kendimizi savunmaya yöneldik. İçeriden atılan o şişedir, demirdir vesaire benzer şeylere karşılık polisin silah sesleri başladı. Yani fabrikanın her tarafından artık silah sesi geliyordu. Bizim bobin tarafı hepsi yağlamıştı, giremiyordu içeri, panzerler giremiyordu. Ambalaj tarafı açıktı, vuruyordu, her taraf kırıyordu yani. Vize gibi bizim üstümüzde şeyler geçiyordu. Silahlar, yani insanlar Allah'ın kendi makinelerinin arasına atıyordu, kurtarıyordu. Üstümüze mermiler yağdı, havaya ateş ediyorlar fabrikanın tavanına, çıksınlar diye. Çıkmıyoruz. Ondan sonra vurdular, bir duvarı yıktılar askeri. İşimizi bırakmıyoruz. Biz işimize sarıldık ama onlar bırakmadı. Biz çıkaracaklar diyor. Ya ölüm ya çıkın. Yani adam anoş yapıyordu. Bu arkadaşlarımızın, bayan arkadaşlarımızın oradaki aktif direnişi şeyi belki erkekleri de bu anda şeye getirdi. Biraz cesaretlendirdi ve o ilk panik böylece atlatıldı. Daha sonra sisli bombalar içeri atıldı. Arka tarafta panzer vurdu, duvarı yıktı, onlar gitti, teslim oldular. Biz direniyoruz daha, doğu tarafı da içeride direniyoruz, gitmiyoruz. Üstümüze mermiler yağıyor, teslim olun, dışarıda bağırıyorlar, teslim olun, yoksa ölürsünüz. Gene çıkmıyorlar. İkinci kez işte aradan bir iki saat sonra bir daha saldırdılar. Aynı şekilde karşılık verildi. Aynı dirençte karşılık verildi. Askerler yeniden çekildiler ve bazı askerler kapatın işte kapılar arkadan kilitlerin gibi şeyler de sarf ediyorlardı. Sonra fabrikanın dış kapısına merdiven dayattılar. Bizi öyle içeride çıkarttılar. Sonuçta girdiler fabrikaya. Ve 14 Şubat'ta yanılmıyorsam saat 4 gibi, 3-4 gibi biz fabrikayı boşalttık. Dışarı çıkınca yüzük oyun yatırdılar. Her çıkan yüzük oyun yatırılıyordu. En son ben çıktım. Biz 5 kişi çıktık. Çıktık ki kapının önü dolu. Herkes kadın, kız elleri başının üstünde. Kimi çökmüş, kimi yerde yatırmışlar. Biz çıktık geldik kapıya. Dışarıda çömün dediler. Erkekler hasır gibi yattılar. Etrafımız askeri ya hepsi. Kadınları ve erkekleri ayırdılar şimdi. Bir kapıdan kadınları çıkardılar, bir kapıdan erkekleri. Erkekleri zaten bir kapıdan, aynı kapıdan da çıksan hemen erkekleri böyle hem şiddet uygulayarak hem dipçiklerle vurarak erkekleri yere yatırıyorlardı. Yatsa bile, emirleri dinlese bile dövüyorlardı zaten. Ama dövmeleri gördüm. Yani insanların kafalarını dipçikle vurduklarını gördüm. Hatta bazı kadın polislerin
bizim gelip kulaklarımızdan böyle küpeleri çektiğine de şahit oldum. Bunlar bakın nasıl iyi para alıyorsunuz, ayaklarımıza vuruyorlardı. Biz bu ayakkabıları giymiyoruz, siz giyiyorsunuz komünist köpekler diye. Polisler üzerimizde zıplamaya başladılar. Yani bize güzel bir meydan dayağı attılar oralarda. Cumhuriyet gazetesi çekiyordu, hem çekiyordu hem ağlıyordu. Dış kapıya getirdiler bizi. Dış kapıda bayanları ayrı arabalara bindirdiler, erkekleri ayrı arabalara bindirdiler. İkinci aşamada işte dövdük, iyice rahatladıktan sonra ellerimizi böyle şey yapıp kafalarımızı yere eğdirttiler. Bunlar teker teker arabalara bindirdiler. Yollarda zorla marş söyletmeye, dövmeye başladılar. Daha sonra otobüslere bindirip bizi Karşıyaka Kapalı Spor Salonu'na götürmeye başladılar. En son direnişin kırıldığı gün bizim oradan işte panzerler girdiler. Silah sesleri gelmeye başladı. Bir takım insanlar dediler ki barikatlar yarıldı, polis geliyor. Ve biz geri çekildik. Şu andaki Ege Kent'in kurulduğu ve Evka 2'nin kurulmuş olduğu tepelerden uzun namlulu silahlarla ateş ediyorlardı. Saat 11-12 gibi polisler tamamıyla hakim oldular tepeye. Ve böylece saat 3'e kadar, 3 civarıydı aşağı yukarı, Çimentepe olayları da bitti. Gültepe halkının önemli bir bölümü tarışın incir, üzüm işletmelerinde çalışır. Bir bölümü de Çiğli'deki iplik fabrikasında çalışırdı. Göçmenlerin, Doğulların, Güneydoğulların ve buralardan gelen yoksul insanların toplandığı bir semt, bu semt. Devrimcilerin bu mahalleye çok yararları oldu. Mesela üstümüzdeki giden yolu, bu anda otobüs yolunu o devrimciler yaptılar. O devrimciler çok işsize iş buldular. Çocuğu okuyamıyor veya ne bileyim çocuğu rahatsız, parası yok. Yani her anlamda halkın yardımına koşmaya çalıştık. Hekim arkadaşlar gidiyor Gülder'de, Gültepe Halk Evi'nde veya ücretsiz muayeneler yapıyor, ders veriyor, ders çalıştırıyorlar. Gültepe'de halkla olan ilişki ve bağ çok daha fazla. Devrimci abilerimiz vardı. Müthiş özenirdim. Müthiş güvenirdim. Yani evdeki bana yapılan haksızlığı dahi onlara taşımaya kafamdan geçirdim. Onlara taşım işte. Devrimciler taşım, devrimciler çözerler. Adamın evi yok, yapamıyor. Adama hazine yeri yaptılar. Ama hiç olmazsa çoluğunu çocuğunu aldı, o içeride oturdu evinde. Bizim mahalle çalışmamızı yani Gültepe'deki örgütlenmemizi aktif olarak katılan arkadaşların bir bölümü Tarış'ta çalışıyorlardı. Hatta bir kısmı işte Tarış'ta sendika yöneticiliği yapıyorlardı, iş yeri temsilciliği yapıyorlardı. Tarış'ta işçilerin işten atılması yönünde mevcut iktidar, MC hükümeti bir uygulama başlattığında buna ilk tepki gösteren semtlerden biri Gültepe oldu. Mahallede yoğun direnişin olması da işlerini kaybedecek olan işçiler ve ailelerinin haklarına ve işlerine sahip çıkma isteğiyle ilgili bir şeydi. Paris'teki direnişe destek vermek zorundaydık. Oradaki insanların yalnız olmadığını onlara anlatmak zorundaydık. Bir kitleyle gitmişlerdi şeye. Belediye binasının önünde, Gültepe Belediye binasının önünde. Belediye başkanından Tarış direnişine yardım etmesini istemek için gitmişler. Belediye binasında halkın bu direnişe destek için çağrılmasını istemişler. Çok büyük bir kalabalık vardı. Hemen hemen herkes, bütün esnaflar oradaydı. O kalabalıkta polis barikatı vardı belediyenin önünde. O Gültepe Belediyesi'nin önünde toplanıp işte Tarış işçilerine destekler nitelikteki konuşmaların sonuna doğru bir polis müdahalesi oldu. Oradan bir silah sesleri duyuldu. Belediyenin karşısındaki meydandaki çatışmadan sonra halk ve devrimciler Çoban Çeşme istikametine doğru
geri çekilmeye başladı. Çoban Çeşme'den Çamlı'ya doğru çıkışta o yokuşun başında etraftaki bahçe duvarlarının, o harçsız duvarlarının taşlarıyla çok mini bir barikat kuruldu. Yani barikatlar bir şekilde insanlar kendini savunmak için kuruldu. Çünkü yani öyle oluyordu ki biz çöp tenekelerinin arkasına saklanıyordu. Kurşunlar tepemizden uçuyordu. Mecburen yani biz de karşı koymak zorunda kaldık. Evlerimiz hepsi tarandı benim. Hani benim evimde kendim 3-4 tane boş kovarmıştım. Çünkü insanlar kendi can güvenliklerini, kendileri korumak gibi bir olayın içerisine düştüler. İşte barikat kurmak, direniş yapmak, bunlar gerçekten bizim düşünmediğimiz, kendiliğinden gelişen şeyler oluyor. Polisin bize davranış şekli, bırak o devrimci arkadaşları da bize halka davranmaları çok saygısızca, terbiyesizceydi. Şimdi evine yazı yazılmış herifin, bu kadın yoksul, fakir bir insan. Çok affedersin, orospu gel bir yazıyı sil diyor burada. Polis arabalarının girmemesi için sokaklar kazılmaya başlandı. Birçok sokakta barikatlar kurulmaya başlandı. Sadece arabayla değil artık panzerler de gelmeye başladı. Yine bir önceki barikatlar ertesi gün kaldırılmıştı, halk kaldırmıştı. Bu defa panzerler şenler gelince yine halk biz tabii yukarıya doğru Çoban Çeşme'ye doğru koşmaya başlayınca halk yine kendiliğinden eline ne geçmişse artık işte kimisi yatağını, kimisi divanını, kimisi sobasını, kimisi kazmasını hep barikatlar kurdular. Yani polislerin gelip bizi almasını engellemek için. Ya bir şey lastik alıyorduk, odun alıyorduk, evlerimizden götürüyorduk, barikat koyduk, barikatı yakıp bekliyorduk. Atırdık, monokop değil mi diller ne diye şişelere bir şeyler yapırdık. Yolcu vardı, Allah rahmet etsin, rahmetli oldu. O bize komut verirdi. Atın dediği zaman atırdık panzere. Panzeri bize taraf yönlendirince yatın derdi. Hep beraber yatırdık asker gibi. Bir sürü insanın kendiliğinden bir şekilde bu direnişi desteklemek için polis araçlarının üzerine evinin çatısındaki kiremitleri attığını gördüm. Eteklerimize taşları doldurirdik. Basırdık panzerlere taşı. Panzer geçemirdi artık. Halkın tabii tepkisini gördüğü zaman geçemirlerdi. Allah'ı kovaladık. Çekti gitti ondan sonra panzer. Baktı ki başlar çıkılmıyor, çekti gitti. Halkın tabii tepkisi olduğu zaman halkın içine baktık. Bu kadar insanı öldüremeyeceğim. Çekti gitti geriye. Aniden hesaplanmadan gelişen bir direniş ve o direniş sonucu biraz da halkın zorlamasıyla devrimciler olaya önderlik etmek zorunda kaldılar. Devrimciler ve halk birden yönetim haline geldiler orada. Giriş çıkışları kontrol eden, ondan sonra orada günlük hayatı organize eden, nöbet tutan, nöbetleri planlayan, programlayan, yeni barikatlar oluşturan, herhangi bir saldırıya karşı hazırlık ve plan yapan fiili bir komite oluştu kendiliğinden. Barikatlar bir hafta kaldı, bir hafta halk da arkasında kaldı, biz de arkasında kaldık, bekledik. Halkın şeyi çok, yani desteği çok fazlaydı, gerçekten çok fazlaydı. Belki evinde yiyecek ekmeği yoktu ama bizim karnımız doysun diye bize ekmeklerini verdiler. Bizimle birlikte nöbet tuttular. 1980 olaylarında 9 yaşındaydım. Ya ateşler yakılıyordu, işte lastikler yanıyordu. O yanan ateşin işte etrafında herkes halay çekiyordu. Orta 2'de okuyordum. Giderdim barikatlardaki nöbet tutan nöbetçilerin yanında bir saat dururdum. Kendimi işte ben de nöbet tutuyorum diye. Barikatlı günlerin sonlarına doğru bir gece bir çatışma haberi duyduk Toros tarafındaki barikattan. Orada İskender Gül isimli bir öğretmen arkadaşımızın, Halkın Kurtuluşu tarafları bir arkadaşın vurulduğu haberi geldi. Toros bölgesi denilen bir bölgede de barikat vardı. İşte bir ara o bölgeden işte bir takım silah sesleri geldi. Ne olduğunu öğrenebilmek için işte Toros semtindeki o barikatın yanına gittik işte.
öğretmen arkadaşımız da vardı. İsmi İskender Gül. Silah sesleri gelmeye başladı üstümüze doğru. O ara tabii doğal olarak işte herkes kendini bir kenara attı. Bir ara kafamı kaldırıp baktığımda işte İskender Gül'ün öğretmen arkadaşımızın kafasında elinde silahla birisinin işte ateş ettiğini gördüm. Göğsünden vurulduğunu, daha sonra da kafasından vurulduğunu anladım. Çünkü göğsünden de kan akıyordu. O insanların Gültepe'de esnaflık yapan AP kökenli, AP daha sonra da Ülke Ocakları ile ilişkisi olan iki tane kardeş olduğunu duymuştum. Onlar böyle bir davanın içinde yargılandılar ama ceza yemediler. Tarış ve Çimentepe'deki direnişler kırıldıktan sonra sıranın Gültepe'ye geldiği biliniyor. Sabah böyle gün ışımaya başladığında biz dış semtlerden işte polisin yavaş yavaş Gültepe'yi sardığını gördük. Sabahına bir baktık anonslar yapılıyor çıkmayın mükmayın dışarı diye. Ve panzerlerin arkasından polisler işte ellerinde kalkanlarla gördükleri her canlıya ateş edecek şekilde yavaş yavaş ilerlemeye başladılar. Bütün evlerden tek tek insanları topladılar. Okulun önüne dizdiler polisler. İşte İstiklal Marşı falan söylettiler, yatırdılar, kaldırdılar. Tek tek hepsini toplayıp götürdüler. Aydın Erten de ikimizi birlikte aldı götürdüler. Ona da çok büyük işkence yaptılar. Yani dövdüler gerçekten de götürdüler. Bir mi iki mi ne kaburgası kırıldı. Sanki biraz olup bitenlerin intikamını almak ister gibi bir hali vardı güvenlik güçlerinin. Ne kadar genç varsa gözaltına aldı. Gültepe'yi neredeyse bütün olayların sorumlusu ilan edip ona yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Tüm fabrikalardaki işte yağ kombinasında, üzüm işletmesinde, Kolonya'da, Sirke'de, iplik fabrikasında tüm direnişler kırıldı. Gültepe olayları bastırıldı. İzmir direnişleri sona erdi ve hemen sıkıntı kimya edildi. Çıkışlar, kıyımlar başladı ve neticede 78 başında işe giren işçilerin tamamına yakını çıkarttılar. İlk tarış iplik fabrikası boşaldıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam 167 tane işçi yargılanmak üzere mahkemeye sevk ediliyor. Yargılanması gereken Süleyman Demirel orada. Yargılanması gereken Ticaret Bakanı orada yargılanması gereken. Sen bunu niye sebebiyet verdin kardeşim? Bunlar neredeydi? 167 kişi 4 yıl 2 ay cezaya çarptırılıyorlar. Hakkı Gür'ün ağır tahrik etmiştir işçileri işten çıkarmakla. Yani mahkeme bunu da kabul ediyor. Onların cezasını 25'er aya düşürüyor. İlk cezayı aldık biz. Yargıtay aşamasında 12 Eylül gündeme geldi. Sıkı yönetim komutanı Süreyya Yüksel bu dava işte ayaklanmadır, devrim provasıdır diyerek itiraz etti. İş yeri temsilcilerine 146-3'ten, sendika yöneticilerine ve bize de 146-1'den sek ve idareden ceza verdi mahkeme. Ben cezaevinde 11 sene 7 ay kaldım. 15 yıl ceza aldım bu davadan. 13 yıl ceza aldım. İşte tarih direnişine de katılmak şey olarak 5,5 yıla yakın yattım. Resmi yazışmalarda iddianamede Gültepe davası olarak ifade edilse de ağırlıklı olarak dediğim gibi Devrimci Yol davasıydı. Ama başka siyasetlerden, diğer siyasetlerden insanlar da vardı. 3 ay gözaltı, 90 gün, sonra 45 gün. Zaten 3 ay gözaltı başlı başına hukuku yok etmeye yetiyor. Yani savunmayı yok etmeye yetiyor. İlk kez 71'den sonra ilk kez bize ihtilattan men kararı uygulandı. İhtilattan men kararı konuşmanın da yasak olduğu, haberleşmenin, avukatın, her türlü gazetenin, her türlü kendi aramızda konuşmanın da yasak olduğu, askerle konuşmanın yasak olduğu bir süreç demektir.
hiç kimseyle görüştürülmeyecek, gazete verilmeyecek, kendi aralarında bile konuşmayacaklar ve ayaklarımıza pranga vurdular. İlk havalandırmaya çıkmayacaktık, gazete verilmeyecekti, mektuplaşma olmayacaktı, kimseyle görüşmeyecektik. Böyle bir sürece girdik. Elimize kelepçe vurdular, ayaklarımız yatağa bağlıydı, bileğe kadar dışarıda olmak üzere ayaklarımız yatağa kelepçeliydi. Özel bir pranga ile bağlıydı. Ellerimizde kelepçe vardı. Biz bu vaziyette 3 ay kaldık. 3 ay o şekilde yattık ve bizi tuvalete de günde bir kere çıkarıyorlardı. Zaten gidip gelene kadar dövüyorlardı. Tuvaletin kapısı açık, tuvalet yapıyorduk. Bu bağlı vaziyette taharet yapmak mümkün değildi. Ya da o elli yaptıktan sonra yıkamak mümkün değildi. O kirli ellerimizle yanımıza koydukları taburenin üstünde küçük birkaç türlü yemeği karıştırıp bir tabak da veriyorlardı. Bağlı ellerimizle yarısını üstümüze, yarımızı yere dökerek 3 ay o şekilde yatağa bağlı yaşadık. Ali Akgün'ü ilk duruşmaya çıkardığında daha avukat olarak kendisine görüşülmemişti. Bir savunma onunla daha önceden ilk duruşmasından evvel görüşüp bir hak, savunma hakkı üzerine konuşmadı, ifadesi tartışılmadı avukatla. İlk duruşmasında da ben savunma makamındaydım, o sanık makamındaydı ve ilk kez karşılaştık sanıkla avukat olarak. Daha haberi yoktu. Olağanüstü bir hukuk ilanı mesela bu. Avukatlar da tehdit altındaydı. Bir çeşit avukatlara da sanıkların cübbeli suç ortağı gözüyle bakanlar da vardı. Onun için zaten cezaevinde çocuklarla özgürce oturup enine boyuna konuşma olanağımız da olmuyordu. Sanığı olmayan, dinleyicisi olmayan, hiçbir avukatı olmayan duruşma yaptılar. Anlatabiliyor muyum? Ağlıyor diye aileye gitti. Sanıklar mavi tek tip elbise giymiyoruz diye gittiler. Ben bu koşullarda midem ağrıyor diye. Biz gittik. Böyle duruşmalar yapabildiler, yaptılar yani. Hukuksuzluk diz boyuydu. Müvekkillerimin bu mavi tek tip elbiseyi protestoları konusundaki tutumları yüzünden iki kere duruşmadan atılmaları sonucunda savunma haklarının tamamen ellerinden alındığı sıradaki benim avukat olarak buna ilişkin desteğim onlardan yana hukuk yapışım yüzünden 28,5 gün içeride yattım. Yani kısacası savunma makamındaydık. Canımızı dişimize takıyorduk. Tehditleri, çoluk çocuğumuzun rızkını, her şeyi tehlikeye koyup bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ama elimiz kolumuz bazı konularda önemli ölçüde bağlıydı. Ve vicdanen de savunmayı tam yapabildik deme olanağına sahip değiliz. Gültepe Devrimci Yol davasında yargılandım ve idam aldım. Toplam 11,5 yıl ceza yattım. Bunun 6 yılı hücrelerde geçti. Yargılandık ve bu Gültepe olaylarından hüküm giydim ben. Aşağı yukarı 3,5-4 yıla yakın yattım, çıktım. Gültepe davasında yargılandım. Müebbet hapisle cezalandırıldım. 11 yıl 7 ay yattım. Ve 91'in 1 Ağustos'unda şartlı tahliyeyle çıktım. Ege Devrimci Yol davasında yargılandım. 15 sene cezaya çarptırıldım. Ege Devrimci Yol davasından örgüt üyesi olmaktan yargılandım. 5 yıl ceza aldım. Ege Devrimci Yol davasında yargılandım. 1980 Ekim'inde yakalanmıştık. İşte 87 Aralık'ına kadar işte İzmir Şirinyer ve daha sonra da Mamak olmak koşuluyla 87 Aralık'ına kadar cezaevinde kaldık. Bütün o direniş gerçekleştiğinde 2 aydır cezaevindeydim zaten. Yani bir fiil o olayların içinde yer almamıştım. Ama bir idamla yargılanıp müebbete dönen bir ceza aldım. Cezalandırma gerekçesi olarak da diyordu ki Coşkun Üsterci Gültepe olaylarının altyapısını hazırlamıştır. Aslında bize verilen cezalar aslında o sürecin yaşanan o direnişlerin bana göre işte Taliş'ten çıkarılan işçiler için verilen o mücadelenin kendisini cezalandırmak anlamına gelen bir şeydi. Aslında bizim nezdimizde aslında o süreci cezalandırmak anlamına gelen bir şey diye düşünüyorum aynı zamanda. Onun için bu kadar kısa zamanda bu kadar çok idamların verildiği, MHP'lerin verildiği bir davaya dönüştü diye düşünüyorum. 3 idam cezası çıktı.
bunların bir tanesi daha sonra Yargıtay safhasında İsmail Levent Aksal müebbet hapse çevrildi. Hıdır Aslan'la ben, bizim idamımız onaylandı. 84 yılında Buca'dan ayrıldığımız güne kadar orada çok kötü koşullarda hücrelerde, idam hücrelerinde yattık ki o hücreler içeriye havanın girmediği, gün ışığının ulaşmadığı yerlerdi. Bir idamlık hücresinde kalır gibi kalmadığımızı söyleyebilirim. Büyük bir coşkuyla yaşadık. Her gece, her akşam şarkılar, türküler söyledik, şiirler okuduk. Kendimize dergiler çıkardık orada. Kendimizin çizdiği karikatürlerini, öykülerini kendimizin yazdığı dergilerimiz vardı. Biz kendi çıkardığımız dergileri okumak için can atardık. Bir gün geldiler, erkenden geldiler ve rastgele altı arkadaşımızı ayırdılar bizden. Gidenlerin içinde Hıdır da var. PKK'nın karakol baskını yaptığı, Kenan Evren'in Güneydoğu'da konuşma yaptığı bir dönemdi. İşte o ünlü lafını söyledi Kenan Evren. Bunları görüyorsunuz, bunları asmayalım da bekleyelim dedi. İlyas işte bizimle aynı yaşıt, aynı kuşakta bir insandı. Erzurumlu bir işçi ailesinin çocuğu. Kendisi de işçi olarak çalışan bir insan. Kaldığımız sürede işte gülebilmesek, espri yapabilmesek, bunda İlyas'ın payı çok fazladır. Bugün çok farklı bir davranış gösterdi. İçeri girerken en son girdi. Herkesle tokalaştı, vedalaştı. Ben konuştum İlyas'la, dedim ki sıra sende. Büyük bir olasılıkla bu akşam seni asacaklar. Tahmin ettim dedi. Hazırım dedi. Vedalaştık. Saçlarına dokundum. Gece yarıma yakın kapı açıldı. Koşarak İlyas'ı kaçırdı. İlyas tam çıkarken ayağını kapıya dayadı. Bunların hesabı sorulacak diye bir soru geldi. Söylemeyi çok severdi. Sesi gerçekten iyi, gür bir sesi vardı. Onun dışında en çok sevdiği şey şiir yazmak, şiir okumaktı. Birçok şiirleri zaten vardır, yazdı. Sabaha karşıydı. Bir gür sesle uyandı. Uyandığım şeyin önce ne olduğunu anlayamadım. Arkasından ikinci bir ses geldi. Bunun slogan olduğunu fark ettim. Sesi de tanıdım. Hıdır olduğunu, bir an bağırmak, seslenmek geldi. Fakat devamı gelmedi sloganın, devamını duymadım. Yattıktan yaklaşık işte 25 dakika sonra, 5:25 geçe Hıdır almak üzere gelmişler. Gelenleri duyan Mehmet Bozbay seslenmiş. Hıdır ne oluyor demiş, ben gidiyorum, beni götürüyorlar artık demiş, hoşça kal demiş. Çanakkale cezaevindeydi. 25 Ekim sanıyorum. Hıdır'ın öldüğü haberi geldiğinde şimdi şok oldum. Gerçekten, gerçi 15-20 gün önce İlyas asılmıştı ama asılmıştı İlyas az. Hıdır'ın asılabileceği ya da idam olabileceği hayal mi etmiyordum? Ya da böyle bir gerçekliği mi kabul etmiyordum bilmiyorum. Tabii beni ciddi derecede etkiledi böyle bir şey. Çünkü biz Hıdır'la gerçekten çok iyi bir dosttuk. Çok iyi bir dosttuk. Cezaevi sürecinde bir kere birbirimize daha yakından tanıdık, daha iyi tanıdık, vesaire tanıdık ama böyle bir şeyimiz vardı. Hani birbirimizi az çok anlıyorduk. Müdürle görüşmeye gittiğimde müdür hala yapılan infazın ciddi anlamda bir etkisinde kalmıştı. Bu etkiyle altında kaldı. Bu etkiden dolayı bana açıldı. Ve o infaz akşamını bana
anlatmaya başladı. Hıdır işte iki gardiyan eşliğinde geliyordu. Gelirken Malta'da bir gelişi vardı. Gelişini gördüğümde ben dehşete kapıldım dedi. Öyle bir geliyordu ki sanki adam idama asılmaya değil de normal herhangi bir yere gidiyormuş gibi. Çok kendinden emin, rahat bir şekilde geliyordu. Cellatı görmek istemiyorum, buraya sokmayın dedi diye. Bir de dedi, ellerim ve gözlerim bağlanmasın. Siz bana bırakın, her şeyi ben kendim hallederim dediğinde. Bize de heyecan, ondan sonra ne yapacağımız diye bir anda diyor arttı diyor. Hepimiz birbirimize baktık, böyle bir şaşkınlıkta, böyle bir şeydi beklemediğimiz için diyor. Biz bakınırken de bir espri daha yaptı. Ya idamın son sözü yerine getirmez mi falan gibi dedi. Bunun neticesinde diyor işte şeyi... Ya ben kendime sesimi itiraf edemiyorum. Ya kürsüye çıktı diyor, işte ipi kendi eliyle tuttuğunda diyor zaten diyor, ben bakamadım diyor. Herkes diyor böyle bir garip oldu diyor. Ondan sonra kendi eliyle diyor, bir insan diyor kendi ifasını yapması diyor benim için diyor. Bir kahraman asıldı yani siyasi görüşü. Ne olursa olsun diyor, örgüt yapısı diyor, kesinlikle diyor biz bir kahraman asıldı. Önce 7 Ekim 84'te İlyas'ın idamını işte tanık oldum. Arkasından 25 Ekim'de Hıdır Aslan'ın infazına tanık oldum. Şunu da çok açık, net söylemek istiyorum. Gerçekten bu arkadaşlar İdam'a giderken çok rahatlardı. Bunu çok, o zaman da yaşadım aynı şeyi, şimdi de söylüyorum, çok rahatlardı. Ve burada zor olan geride kalmaktı. Gerçekten geride kalmak o kadar zordu ki, günlerce bunun acısını, zorluğunu hep yaşadım. Hıdır Aslan'ın ceketi de bende kaldı. Onu ölünceye kadar saklarım, halen de bende. Yani Hıdır benim çok iyi bir dostumdur. Çok iyi bir arkadaşımdır. Ben çok az insanda, erkekler ağlamaz, kafa yapısına sahip değilim. Çok az insanda ağlamışımdır ben. Ben babamın vefatında bile ağlamadım. Yaşını yaşamış, ölmüştü. Ama Hıdır'ın idamında ben ağladım. Bu açıkça bir saldırıydı. Ülkenin genelinde kahvelere, okullara silahla saldıran faşistlerin bir değişik tezahürüydü o şeye saldırı. Sana bir şey vuruluyorsa, zulmediyorsa elbette sen de o zulme karşı bir şeyler yapmak zorundasın. Polis işte dedim geliyor, çocuklarımızı götürüyor, tek tek işkence veriyordu. Halk da buna göre tepki gösterdi polise karşı yani. Normal davransaydı zaten bizler de öyle yapmazdık. Biz Türkiye'yi yıkmak için yapmıyorduk bunu. Türkiye'nin geleceği için yapıyorduk. Türkiye için yapılıyordu. Bu yaşadığım bölgede bedel ödemeyen ev sınırlı sayıdadır. Halen Gültepe özel bir örnektir. İzmir için aykırı bir semttir. Sırf o olaylar nedeniyle başka İzmir'in başka semtlerinde var olmayan bir hava vardır halen daha. Gültepe'de. Barikatlı günlerde yaşadığım o 6 gün hayatımın en anlamlı, onur duyarak, hala çocuklarıma da onur duyarak gururla bahsettiğim o 6 gündü. Türkiye'de devrimci mücadelenin, halk mücadelesinin içinde 6 gün yer almak benim ölene kadar unutmayacağım. Torunlarıma da miras bırakacağım bir 6 gündü. O gün yapılan hareketlerin tamamı doğruydu çünkü işimize, aşımıza ve ekmeğimize ve fabrikamıza sahip çıkmamız gerekiyordu. Yine tarihte olsam aynı mücadelemi sürdürürüm. Hiçbir şey, pişmanlık falan duymadan aynı mücadelemi kararlılıkla sürdürürüm. Tarih direnişli dönemdeki barikatlar arkasındaki o insanların ekmek kavgasıyla birlikte mücadele verimine hiç pişmanlık duymadım. Bugün de olsa aynı şeyi yine yaparım. Ekmek kavgası. Yani insanlar ekmek kavgası. Ekmek kadar kutsal bir şey yok.
Gerek Taraş olayları, gerekse üniversite olayları sadece o güne mahsus. O günün işte Taraş işçilerine karşı MC hükümetinin yönelttiği baskıcı politikaya karşı olan bir tavır değil. Bu o anki Türkiye gerçeğini yansıtan bir tavır. Türkiye'deki antifaşist güçlerin ortadan kaldırılması, onların yok edilmesi, yukarıdan aşağıya faşizmin tüm halk kitlelerine empoze edilmesi politikasına karşı bir tepkidir. Belki de 15-16 Haziran'dan sonra halkla işçilerin, halkın değişik kesimleriyle işçilerin bu kadar birbiriyle kaynaştığı ve ortak bir direniş hattında buluştukları bir nokta oldu. Şimdi düşünüyorum, yani Tarışların üzerinde oynanan oyun aslında ülkenin üzerinde oynanan bir oyundu. Bazı şeylerin altyapısıydı. Yani bu şeyde inanın benim en ufak bir suçum olsaydı, o kadar insanın canına mal olan darbeler, ne bileyim ben, o kargaşa, o şeyde ben yaşayamazdım. Ona sebep olduğumu bilseydim. Ama bir sebep olmadık. Yani bizim bu işte en ufak bir katkımız yok olumsuz anlamda. Olumlu anlamda var. Çünkü Türkiye işçi tarihinin en güzel, en uzun, en haklı direnişlerinden birini verdi. Sadece Taraş işçileri değil, bütün İzmir halkı o dönemde örnek bir dayanışma gösterdi. Bize devrimcilerin ya da emekçilerin Taraş direnişinden çıkaracakları en büyük ders, o dayanışma ruhunu kaybetmiş olmalarıdır. O yıllarda İzmir'de faşist örgütlenmenin önü kesilmiştir. İzmir halkı faşist örgütlenmeye müsaade etmemiştir. Hayatımın en güzel günleridir. Onurla taşıyacağım günlerdir, olaylardır. Bugün bile 25 yıllık bir süre geçmesine rağmen gidiyorsanız bir Gürtepe gibi, Çimentepe gibi yerlere hala benim isminden, Ali Akgün'ün isminden, Hızır Aslan'ın isminden insanlar bahsedebiliyorlarsa orada halkın hafızası yok olmuş değil demektir. Daha insanca bir yaşam için mücadeleydi. Ekmek içindi, gerçekten su içindi, çamursuz bir yolda yürüyebilmek içindi, çocuğunu okula gönderebilmek içindi ve doğruydu. Sevinçli bir destan, okur gibi yaşamak.